Buraya aynı soracağım. Gençlerimiz, genç kadınlarını, yeni doğmuş ya da küçük babalarını sevgilerle şefkatler mahrum bırakarak giderken gitmelerinin dini bir yeri var mıdır? Hepsiyle ilgili bu arkadaşlarımızla meslek sahibi yaparak üretimin içine katacağız. Aileye fayda getirecektir. Bugüne kadar hiç gözükmedi, hiç olmadı. Ama bundan sonra genç kızlarımız, okumuş kızlarımız var, üniversite bitiren kızlarımız var, ev hanımlığı yapıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Ama bayanlar için daha önemli bir şey söyleyeyim. Gençlerimiz il dışına şirketlere çalışmaya gidiyorlar. Gencecik kadınlarını, yeni doğmuş bebelerini evde bırakarak kendileri ya yurt dışına ya yurt dışına aylarca gelmemek üzere gidiyor. Bunun sebebi de siz değilsiniz. Bunun sebebi de kötü yönetimdir. Buna da son vereceğiz. Ekinoz'u kurtarmaya hazır mıyız?
Şimdi arkadaşlarımız, toplantımızın gündemi gereği bu bölgemizdeki kadınlarımızla, annelerimizle, merkezdeki annelerimizin, kadınlarımızın, kardeşlerimizin kaynaşma günüydü bugün. Biz de onu yapıyoruz bugün. Evet, bu bölgemizde kadınlarım. Bunun sebebi sizler değilsiniz. Bunun sebebi bugüne kadar bizi yönetenlerdir. İyi yönetmemişler. Ancak bundan sonra geçmiş bölgesindeki kadınlarımız üretime ne kadar katkıda bulunuyorlarsa burada da o kadar bulunacaklar. Meslek edinme kursları getireceğiz. Ama öyle kapı aralarında da modern tesisler kurarak o modern tesislerde modern hizmetler vereceğiz. Bu ülkede çalışanlarının büyük bir kısmı kadınlardan oluşacak. Genç kızlarımızdan oluşacak. Şuna söz veriyorum size. Size şans işlerin önüne durup sen çocuğun ekmeğini kazanmak üzere gitme demeyeceğiz. Onlara evlerin içinde iş vererek durduracağız. Sadece benim için değil, kapı kapı dolaşarak bütün arkadaşlarımızı, bütün komşularımızı, bütün akrabalarımızı bir araya getirmenizi rica ediyorum. Benim bilmediğim sorularınız varsa o sorularla çözüm yolu bulmak amacıyla önce bir servisin olmadığından bahsediyorum. Çok haklı. Hizmet etmeyenler utanacaklar. Ben değil. Ben hizmet etmek için geliyorum. Burası 60 yıllık belediye. Bakın arkadaşlar. Bunun neresi insani? Buradan çocuğumuz kalkacak. Ekin özünün öbür tarafına kadar yaya yürüyecek. Buna müsaade etmeyecek. Mutlaka ama mutlaka. İçmelerden başlamak üzere liseye kadar servisimiz olacak. Okul servisimiz olacak ayrıca. Başka bir şey bahsedeyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Çatma odalarım. Virane gibi. Boşaltılmış köy gibi. Bozulmuş bağ gibi. Ama buralar böyle mi olmalı? Buralar Türkiye'de işte asla sayacak bir şeye sahip. Buralar 12 insan kaynayacak.
Doğum çarşısı olacak, pazar olacak, ciddi oteller olacak, güzel konutlar olacak. Burası 12 ay dolu kalacak. Ben buna da size söz veriyorum. Hiçbir
şeyi tek başıma yapmadım. Toplumdan ayrı yaşamadım. Ben arkadaşlarımla kader birliği yaptım, dostlarımla birlikte yürüyorum bu yolda. Bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Bu belediyeyi birlikte yöneteceğiz. Bu memleketi birlikte güzelleştireceğiz. Memleket güzelleşmiyor. Eğer buraları güzelleştireceksen sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Bu konuda hiç kimse endişe etmesin. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Annelere sesleniyorum. Anneler, çocuğunuz işsizken iş bulmak, iş aramak sizin göreviniz değil mi? O zaman işi kimden isteyeceksiniz? Hem seçtiğiniz hem de sizi yöneten insanlar isteyeceksiniz. Bunu istemek sizin doğal hakkınız olduğu kadar benim de bu isteği yerine getirmek o kadar görevimdir. O konuda hiç kimse endişe duymasın. Her kimin ne ihtiyacı olursa olsun, ister kişisel ister toplumsal, benim yanıma rahat gelebilecek, o sorularını benim yanımda çözmeden gitmeyecek. Sizler belediyeye geldiğinizde bir beyaz masa tarafından kalın. Herkes can arkadaşlar olacak. Herkes sizi karşılayacak. En baştan ben karşılayacağım. Sizlerin de sohbet etmenizi birbirlerinizle kaynaştırmak.